Dostlar, sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Yeni bir Cities Skylines 2 bölümüne hoş geldiniz. Serinin 17. bölümü ve ilk bakış serisiyle karşınızdayım. Bu seride oyunu keşfetmeye çalışıyor ve öğrenmeye, nasıl desem, bilmediğimiz şeyleri öğrenmeye çalışıyoruz. Herkes yeniden hoş geldi. Küçük bir hatırlatma, bazen unutuluyor. Beğeni atarak seriye başlarsanız çok sevinirim. Evet, devam edelim. Şimdi en son şu tepelikli bölgede Avrupa'yı konutlar inşa etmiştim ve Amerikan konutlarını görmek istediğinizi yazmışsınız yorumlara ve ben de buna bir yanıt verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok pardon, hemen telefonu sessiz alıyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim, öncelikle bu yeni yerleşim düzeni gerçekten önceki yerleşim düzeninden çok daha kaliteli. Binalar her ne kadar böyle tepelik arazilerde çirkin duruyor olsa da bu binaları kullanacağımı söylemem gerekiyor. Burada Avrupa'yı böyle yan yana apartmanımsı fakat apartman olmayan konutlar var. İçerisinde çok fazla insan yaşayabiliyor. Fiyatları da ortalama normal fiyatlara satılıyor. Şöyle bir yükselelim. Burayı yakından sizlere göstermek istedim çünkü yeni bir grafik ayarı sistemi oturttum. Ekran kartının %90'ını kullanıyor ama görüntü gerçekten ama gerçekten çok tatlı hocam. Böyle ben görüntüye baktığımda keyif alıyorum doğrusu. Evet, Cities Skylines 2'de bu görüntüleri elde etmek istiyorsanız birazcık arkadaşlar bilgisayarınızın ekran kartını vesaire sonuna kadar kullanmanız gerekiyor. Çerimizin başlangıç detayları bu şekilde. Şu ada etrafından ilerlemeyi düşünüyorum. Yine ada tarafından şehri büyütmeyi düşünüyorum. Bazı eksikler vardı. Bugün metro üzerine bir çalışma yapacaktım. Metroyu deneyecektik. Tren hattına girmek istemiyorum. Treni asıl sezonda deneyimleriz. Metro ile bir başlayalım arkadaşlar. Şimdi metro için neler gerekiyor bunu hiç bilmiyorum. İzleme fırsatım da olmadı. Onlara bir bakalım. Metro, trenlerin taşıması ve bakımı için depolar, tesisler içeren demir yolu sahası, ekstra raylar ve bir bakım salonu ile yükseltilebilir diyor. Çift metro hattı. Şimdi benim merak ettiğim, metro ile tren birbirlerinden farklı mı? Çift yönlü tren yolu. Şimdi şu. Öncelikle tren yolu. Sonrasında da her şeyden önce bir metro hattı. Buna bakalım. Okey. Birbirlerinden farklı anlaşıldığı üzere ve muhtemelen birinde diğeri çalışmamış olacak. Peki bu böyle de tren yolu nasıl hocam? Çift yönlü tren yolu. Bundan tren nasıl gidip gelebiliyor? Şöyle olması gerekmiyor mu bunun? Mesela bunu peki bu buradan düz devam ediyorsa ve buradan buraya dahil oluyorsa nasıl oluyor? Buradan böyle dahil oluyorsa nasıl oluyor? Bunu yine manuel olarak yapacağız. Peki mesela ben bunu buradan ileri doğru bağlamak istiyorum örneğin. İzlemedim ama muhtemelen böyledir diye düşünüyorum. Bunu buradan şöyle yapalım. Şunu alta doğru bağlayalım. Bak bu otomatik bağlandı, çok iyi. Bunu da diğer taraftan bağlayacağız ya. Mesela böyle bağlasak. Kavis diyor, çok diyor. Böyle bağlanıyor ama böyle bir çıkmaz verdi buraya. Buradan böyle devam edip şuna. Peki. Tren inşa ederken detaylı ve geniş düşünmek gerekiyormuş. Onu şu an keşfettiğimi söyleyebilirim. Şimdi bu metronun şehir merkezindeki iki lokasyona uğramasını, mümkün olursa buraya ve buraya uğramasını istiyorum. Bir de sanayiye tabii. İnsanların yaşadığı yerle çalıştığı yer arasında bir bağlantı yaparsak çok fazla kullanıcısı olacaktır bunun. Gemi limanı deneyecektik güya geçen bölüm. Ama şurada köprüyü falan yıkıp yeniden yapmak üşengeçlik olur diye düşünüyorum. En son bunu ne kadar kişi kullanmış burada? Konfor 58 diyor. Konfor fena değil. Şeye bakalım ya. Gemiyi kullanan kişi sayısına bakacağım da. Abi hiç yok ya. Yolcu gemileri vatandaşları ve turistleri çoğunlukla şehir dışı bağlantılar arasında taşır. Peki benim burada acaba ekstra bir gemi bağlantısı oluşturmam gerekiyor mu? Su hattı, kargo limanı, dar deniz yolu, yolcu gemisi hattı aracı. Dur. Bekle. Kargo gemisi, yolcu gemisi. Şimdi yolcu gemisini buradan dışarı ve buradan içeri bağla. Kargo gemisine de aynı şeyi yapalım ya. Bu gelsin. Gerçi bu otomatik çalışıyordu zaten de. Şöyle olursa yol bulma işi başarısız diyor. Böyle olursa yok. Kargo gemisinde de ya mesela şehir içerisinde belli bir sistemin var, belli bir hattın var. Muhtemelen bu yani buradaki ögenin amacı bu şehir içerisindeki sistemleri birbirine bağlamak olmalı. Abi şurada ufak bir petrol var. Şuraya yeni bir yerleşim yapmak yerine buradaki petrolü alabilirim bence. Burayı da alabilirim. Arazi de satın alabiliyorum geçen bölümki güncellemeyle birlikte. Şimdi şurayı satın alalım. Son denemeleri yapıp asıl sezona başlayacağım. Şurada bir metro istasyonu olabilir. Depo olacak zaten. Çok uzak olur ya.
Şurada bir yerde olabilir ya. Ha, şurada bir yerde. Bak, yo, burası da şehir içi olacak yani. Tamam, burada olsun abi, burada. Evet. Şöyle bir bakalım. Tamam, burada herhangi bir verimli arazi yok. Değerli arkadaşlar, şurada dediğim gibi gelişmiş bir metro yapabiliriz. Arkadaşlar, belli başlı lokasyonlara kafama göre şeyler bir metro hattı koydum. Şimdi bu çift metro hattı, bak burada nasıl oluyor biliyor musun? Burada galiba gidiş ve geliş yönünün ayrımı olması lazım. Ayrımı çizmesi lazım. Tam onu anlayamadım. Bakın bunu hep birlikte deneyeceğiz. Zaten ilk bakış sezonu olduğu için çok da zor olmaz diye düşünüyorum ama. Şunu böyle yapsam, yani aynı yoldan gidiş geliş verebiliyor muyum? Benim için önemli olan aslında o. Mesela ben bunu buraya koysam şöyle. Evet, aynı yoldan yani yüzeysel bir izlenimle anladığım kadarıyla giriş geliş verilebiliyor. Bak, şunu tercih edersem benim için çok daha iyi olur. Şunlar biraz daha böyle sosyete yolları gibi. Bunu kullanabiliriz. Bu içeri de giriyor. Buradan içeri, buradan içeri, buradan içeri. Tamam, okey. Şöyle yapalım. Bunu alıyorum hocam. Şöyle, bunu birlikte yapalım istedim arkadaşlar. Ve bildiğim kadarıyla bu 20 metre olmak zorunda değil. Önemli olan şuradaki durağın kaç metre derinlikte olduğu. Nerede burası? Şurada bir durağımız var bizim. Şöyle. Bu durak 20 mi? Böyle 10 desek. Böyle tekrar 15 metre. Yok. Tamam. Aşağıdaki durağımız 20 metre derinlikte. O yüzden bunu o zaman 20 metreye fix bir şekilde kullanıyoruz abi. Değerli arkadaşlar, hattı tamamladım. Durakları şimdi birlikte oluştururken sizlere anlatmaya çalışayım elimden geldiğince. Efendim burada bir merkez bölgemiz var. Efendim buradan başlayacağız ama şu şekilde, şu bir. İsterseniz şöyle yapalım, en azından tüneller görünsün. Efendim buradan dur. Bu yakına girip yapalım, daha detaylı olsun. Gidiş yönünü buradan yapalım bir de. Bu bir. Şöyle geldik buraya doğru. Burası hemen dönme dolap bölgemizin karşısı oluyor. Bu iki. Her şeye doğru geldik. Zaten buradan bir geçiş var. Bunları sizlere anlatacağım. Ses kirliliği düşük olarak görünüyor. O yüzden hani ben çekinmeden açıkçası yakın bölgelere koydum ama nasıl bir şey çıkacak bunu bilmiyorum. Etkilerini şimdi deneyimleriz. Sonraki sezonda da eğer şeyse, hani çok ses varsa ona göre planlarız. Buradan ilk gökdelenlerimizin olduğu site burası. Oraya geliyor ve buradan karşı tarafa geçiyor. Burada bir okulumuz vardı. Yanını boş bırakmışım. Boş yeri bulunca hemen yanına bir metro alt geçidi koydum. Hem zaten küçük değil. 2x2 yani 4 karelik bir alana oturuyor bu bölge. Burası ilk gökdelenlerimizi inşa ettiğimiz bölge. Bu değil. Şu. Buradan karşıya doğru gidiyoruz. Geri dönüyoruz. Burada okulun etrafında durak yapmadım. Çünkü şu
Avrasya tünellerini yapmak biraz zor arkadaşlar. Nehrin altından geçirmek zor. O yüzden eğer metroyu aktif olarak kullanacaksanız böyle çok denizli bir bölge seçmeyin. Şık oluyor şehir tasarımları ama belli başlı zorlukları var. Geldik. Buradan küçük evlerimiz. Simetrik tasarladığım bölge. Buradan başka durak var mı? Ha, bir tane daha var. Şöyle iyice yaklaşın abi. Garanti olsun. Şuna tıklarsanız çünkü hatlar bozuluyor gördüğünüz gibi. Bir devam ediyoruz. Buradan bir Avrasya tüneli daha yaptım. Burada bir dipnot vermem lazım size. Şunlarla falan çakışmaması için arkadaşlar boş yerlerden geçmenize fayda var. Şu köprülerin altından geçiyor mu denemedim ama şunda çıkışıyordu diğer şeyle, tramvay yoluyla. Tramvayı zaten artık kullanmıyorlar bile. Direkt yok bile edebilirim yani. Böyle bir tane daha metro hattı. Hemen şuraya bir tane daha. Bütün şehri dolaşıyor. Hat biraz uzun ama herkesi her yere götüreceği için iyidir diye düşünüyorum. Buraya geldi. Ondan sonra buradan geri döndürüyorum. Hiç durdurmuyorum. Tekrardan buraya. Umarım buralarda tramvaydakine benzer bir hatayla karşılaşmam. Şöyle oyunu yavaştan oynatayım. Araçların hareket ettiğini bir görelim. Buralarda yakınlaşma problemi var sadece. Aslında bunu da hızlandırılmış şekilde size koyabilirdim ama koymak istemedim arkadaşlar. Çünkü birazcık görmeniz lazım. Burası önemli bir bölge bence. Yani oyunu oynayacaklar için önemli bir bölge. Oynamayanlar, izleyenler için onlar da en azından oyunun mantığını ve mekaniğini birazcık kavramış olur. Burayı da aynı şekilde koyalım. Böyle. Yani çift yönlü metro falan kullanmak lazım ama şimdi direkt ulaşımı çözmek istiyorum. Başka bir amacım yok. Burada başka durmadık, karşıya geçelim. Aslında ulaşım açısından fena bir şehir değil. Ama trafiği zayıf bir şehir. Daha güçlü bir trafik olabilir. Geliyoruz. Hastanenin tam yanı. Bütün videoları izleyenler şu an ezbere direkt geri bildiler. Bunun rengini şöyle mavi yaparsam en azından. Değerli arkadaşlar. Altında bir de yeşil yol olayı var, onu çözemedim. Tekrardan geldik buraya. Tekrardan... Rotayı tamamlayın diyor. Başka hat yok mu? Yok. Evet. Rotayı. Ya bu durağa sokmak istiyorum da. Hattı tamamla diyor. Tamamlasın bakalım. Efendim metromuz şu anda kullanıma başlıyor olması lazım. Buradan çıkacak. Evet. İlki çıktı. Oy! Aman yarabbi bu ne? 1080 yolcu kapasitesi mi? Bu metro değil lan. Acı. Uçak lan bu. 1080 yolcu kapasitesi ne oğlum? Bunun hattan şeyi değişiyordur muhakkak ya metrodan. Şu tren, şu otobüs. Metro neredeydi? Şu da metro. Heh. Tramvay hattı 1. Bu ne ya? Bu tramvay. Metro. 33 kilometre uzunluğunda. 22 tane durak var. Bunun aracını değiştiremiyorum ama değiştirebildiğim bir yer vardı. Hatırlıyorum bunu. Evet, metrolar gitmeye başladı arkadaşlar. 1080 yolcu kapasitesi çok iyiymiş ya. Vay canına. Woo! Çok iyi. Evet şimdi duraklarımız şuradaydı galiba bir tanesi. Bir tanesi buradaydı. İnsanların buraya girip çıktığını görebiliriz. Böyle bir şey yapıyorsanız etrafını otopark yapmanız gerekiyor normal şartlarda. Yeraltı metro istasyonu otopark ücreti tabii ki. Şöyle bir 20 euro değil de 10 euro versin ya adam. Aracını park edecekse. Sonuçta buraya girdiğin zaman sen... Şu metroya girdiğin zaman buradan içeri görebiliyoruz mu ya alt katı? Yükseltmeler. Dur bakayım. İstasyon hizmetleri. Yükselt bakalım. Otomat mı ekledik? Evet yiyeceklerle ilgili otomat ekledik ya. Aa çok iyi. Çok güzel. Bunu bilmiyordum bak. Harika. Burada da var. Buradan insanların gittiğini görmek çok güzel ya. Arkadaşlar. Merhaba canım. Görüşürüz kardeşim. Yükseltme. Yap bakalım. Artı şey, otopark ücretli oğlum. Yalnız içeride nasıl ses geliyor, kulaklarımın içi sağır oldu yemin ediyorum ya. Geldik buraya. Hastanemizin yanında burada bir yerde bir metro olacaktı ya. Hocam bizim bir metro vardı ama hocam. Nerede o? Ha şurada mı? Hocam onu bana bir yükseltelim ya. Şöyle yükselt diyelim. Tamam. Ne kadara gidiyor yükseltince? 15 bin dolar ekstra gider oluyor. Artı yani onu çıkartırım ya bir yerden. Çok sorun değil. 20 euro yapayım burayı. Hastane durağı ya burası. 8 çalışan. Konfor 88. %97 verimlilik. Yeterli çalışan yoktan %11 verimlilik kaybediyoruz. Evet bugün metro istasyonunu öğreniyoruz bakalım. Daha bilmediğimiz neler çıkacak. Tren'e girdik. Otopark ücreti gene açıldı. Şöyle 15 euro yapalım. Artı geliştirme yapalım.
Yemek hizmeti de insanlara servis ederim. Buradan o şunun altından U çekip gelecek. Buraya doğru gelecek. Şurada bir yerde bir durak daha olacaktı. Okul vardı. Okulun bahçesindeydi. Şurası mıydı o? Yok. Okul vardı ya. Neresi orası? Ha burası evet. Okul da şurasıymış. Efendim gene yükseltelim. Ya bunlar iyi ekonomiye dengem vuracak da. Çözeriz ya. Sorun değil. Dediğim gibi insanlar daha çok kullansın. Yani video sonunda bir 5000 metro yolcusu görsem çok mutlu olurum ya. Buraya geldik. Tekrar konforu yükseltelim. Artı bir şey daha. Ha, otopark ücreti. Şöyle 15, 20 euro olsun ya. Çünkü burası zengin bir bölge. Baksanız ya. Gökdelenler. Tarla manzaralı kardeşim. Gökdelenlerimiz. geldik. Burada bir yerde bir durak daha olacak. Geldim. Şurası. Hemen yükseltmemi yaptım. Otopark ücretini açtım. Artı fiyatı yine 20 euro yaptım. Nasıl mesela kullanımı? Oo, çok iyi. Çok iyi. Hadi müşteriler. Hadi bakayım. Bir sürü var lan. Aman. Nereye gidiyor bunlar ya? Bizim geçen bölüm takip ettiğimiz çocuklara ne oldu? Şurada mıydı o takip ettiklerimiz? Çocuk, genç, yetişkin. Şu Zehra kardeş genç yerine yetişkin sıfatına ulaştığında ona bir bakabilirim arkadaşlar. Devam ediyorum canım. Geldim. Okey. Bak burada çok kullanılmıyor. Koşa. Allah'ım geçtiğin yere bak ya. Lan Türko. Avrupa'ya giden Türko değil mi bu ya? Bak koşarak oradan oraya geçiyor ya. Yaya geçidi de varmış aslında bayağı uzakta da. Bir de etrafa dönüp saatine bakıyor. Ben kimseden haberim yok. Beni kimse görmedi. Ben öylesine geçtim. Benim acelem yoktu diyor. Çakal. Şikayetçi ya. Otopark ücreti. Senin yüzüne buradaki insanlar 15 euro otopark ücreti ödeyecek kardeşim. Devam. Burada bir tane daha vardı arkadaşlar. Şurada bir yerde. Evet burada. Devam. Yükselt. Bunlardan para kazanırız inşallah ya. Metro beni iflasa sürüklüyor muydu? Detaylar 18. bölümde. Geldim buraya tekrardan. Yükseltme canım benim. Otopark ücreti burada 20 euro. Çünkü burası... Of! Burcu zehir koktu arkadaşlar. Oy! Metropolis olduk abi. 4.4 milyon lira artı 32 tane yeni alan satın alabilme. 15 tane de development point verdi bizlere. Okay man. Devam edelim. Bu hat şurada bir yerde bir duruyor olması lazım. İşte burada. Metro ile ilgili genel yorumum şu. Kesinlikle çok kolay ve kesinlikle çok etkili olduğunu düşünüyorum. Hızlı olduğu için de sanıyorum ki insanlar tarafından genel olarak tercih edilecek. İleriye dönük bir yatırım olarak şehrinizi kurabilirsiniz arkadaşlar. Yine bir lokanta artı otopark ücreti. Tamam. Evet. Şimdi hemen oyunu bir hızlandırıp bakalım. Arkadaşlar metroda totalde otobüste 25.000 yolcumuz var. Metroda sadece 96 yolcumuz var. 205'e çıkmış kullanım oranı %2. Hat rengimiz bu. İyi. Fena değil. Yani iyi derken sesim titredi böyle ama iyi. Fena değil. Tramvay kullanımı 320 yolcu. Metro kullanımı 300 yolcu. Bu artacaktır ya. Yani bunun böyle kalacağını sanmıyorum. Mesela bakalım abi duraklarda bekleyen sayısı 50, 36, 20, 128, 50, 36, 50, 60, 30, 10, 3, 7. Bak geliştirmeleri buna göre yaparsak daha iyi olur. Bak 1-2 yolcu olan duraklara hiç yapmayacaksın. Hiç geliştirme yapmayacaksın. Artı şurası böyle geldi ya döndü geldi ya. Bura burada durmayacak abi. Bura direkt buraya geçecek. Yani sanayiye gitmek isteyen adam bütün şehri dolaşırsa metroyu tercih etmez. Çok zaman kaybediyor. Yani yarım saatte gelecek yolu 2 saatte geliyor. Tercih etmemesinin sebebi bu. Bunu şuraya doğru devam edeceğiz. Oradan buraya gelecek adam ya. Anladın mı keke? Evet yeni bir imar bölgesi açıyorum burada. Gördüğünüz gibi şehrimizin yerleşim istekleri full. Bu bölümü de şimdi bu yolları ben kendim inşa edeyim. Ondan sonra hızlandırılmış şekilde sizlere izletelim. Hızlandırılmış videoları da seviyorsunuz çünkü. Şuraya kadar şöyle bir gelsin. Ve devam edelim. Hadi bakalım. Hızlandırma zamanı. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı sakın unutma dostum. Hepsi ücretsiz destek olan herkese. Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık.
Değerli arkadaşlar, 5-6 dakikalık bir peyzaj çalışmasından sonra böyle gerçekçiye yakın ve çok fazla insanlara tıkış tıkış içeriye tıkmadan inşa edeceğim bir bölge planlaması tasarladım. Öncelikle beğenenlere teşekkür ederim dedikten sonra bakalım metromuz ne durumda. Arkadaşlar, metro tramvayı şimdiden geride bıraktı. Toplamda aylık 14 turist kullanırken 6.357 vatandaş kullanıyorlar. Otobüslerin kullanımı çok daha yaygın olduğu için turistlerimiz genellikle otobüsleri tercih ediyorlar. İyi. Metrolar zamanla gelişecektir ya. Bunların bu kişisel tahminim arkadaşlar. Galiba zamanla birlikte bu gelişecek diye düşünüyorum. Ya benim anlamadığım, bizim burada şimdi hani vinç vesaire geliştirebiliyoruz ya, bakın şöyle. Bu daha bence yoğun trafikli bölgeler için gerekiyor da, bu ne? Depo, genişletilmiş depo ama depoyu hiç fulleyemiyoruz. Bence tıpkı yolcu gemilerinde olduğu gibi, mesela bak bunun yolcusu 85'e çıkmış, gördünüz mü? Yolcu gemilerinde olduğu gibi burada da bir güncelleme yapmamız gerekiyor ya. Yani bunu otomatik olarak görünüyor ama bak, kargo gemisini çıkar mesela buradan. Şuraya ekle. Bak gördün mü? Gördün mü? Yani kargo gemisi buradan ekleniyor. Buradan neden eklenmiyor abi böyle? Yol bulunamadı diyor ya. Çok ilginç ya. Şunu yık bari. En azından buradan giriş olsun ülkemize. Gelen giden araçları görelim. Bunu detaylı inceleyeceğim. Bir yolcu gemisi gördüğüm zaman sizin de dikkatinizi bu bölgeye çekeceğim değerli arkadaşlar. Evet, çok güzel oldu ya. Yani başta içime hiç sinmiyordu ama şu an şehri şöyle gördüğüm zaman tamam dedim ya. Oldu oldu. Öğrendik. Ha, benim genelde hedefim arkadaşlar, yani böyle düzenli disiplinli şehir değil de gerçekçi ve oynarken keyif aldığım şehirler yapmak. Ondan dolayı bana çok kızmayın yani. Şunu yap, bunu yap gibisinden. Evet. Oyunu tekrar normal hızına çektim. Şimdi değerli dostlar, şimdi şurada bir problem var. Nedir bu? Ha, pardon. Oğlum çok güzel ya. 41 kilometre içindeki alana iyi yaşam vermek nedir ya? Yüksek gürültü kirliliği ve küçük evlerden birer puan kırılıyor. Öncelikle bir multimedya ağı geliştirelim burada. Mutluluk artırmak için. Şöyle yapalım. Şu arka caddeden şöyle 3-4 noktadan postaları sadece karşıdan toplayarak getirsin. Buraya kadar. Ondan sonra bir de aşağıdaki caddeden getirsin. Şuradan toplasın. Gelsin buradan toplasın. Ondan sonra buradan içeri geçer. Buradan buraya gelir. Buradan bir adet posta alsın. Aynı şekilde bir yöne koyuyorum sadece. Araç düz giderken tüm postaları toplasın diye. Tamam, bu buranın tamamını yeter ya. Çekim gücü iyi. İyi ama bak sol köşeye bakın, biraz sarardığını göreceksiniz. Buraya bir destek atacağım ben şimdi şu elimdeki verici kulesiyle. Şöyle yapamıyor muyum ya? Mesela bunu denemiş olayım. Şöyle diyeyim ki şu TLD mi ama burada da böyle görün. Mesela şurayı kullanmam zaten. TLDM'den şuraya inşa edelim bunu. Bunun önüne de bir toprak yol çekeyim ya. Böyle. Bir tane böyle çekelim. Sonra buradan şöyle gelsin. Ha, şuradaki göbeğe bağlansın abi. Tamam. Güzel oldu. Elektrik su gelecek buraya otomatik olarak. Çalışanlarımız başlayacak. Etki alanı genişleyecek. İnternet hızımız çok güçlenecek. Ve iyi olacak. Evet. Yüksek katlı AB değil. Bunu Kuzey Amerika'ya çevirelim. Yüksek katlı NA. Kuzey Amerika yerlerine başlayalım. Abi şuraya bir adet. Dur. Bekle. Böyle bir tane. Yine şöyle bir tane. Hop. Tek tip bina açık. Tamam, şunu iptal edelim. Tamam. Bu şekilde oluyor abi. Bura niye böyle oldu? Eğimli olduğu için mi? Abi bazı yerleri apartmanlarla şöyle geliştirelim. Şu şekilde. Hala apartman isteğim var bu arada. Bu iyi bir şey. Şöyle kare olursa sanıyorum alan. Orada en güçlü binadan oluşturuyor abi. Aynen. Gördüğünüz gibi. Kare formu yakalamanız lazım biraz. Deneme yanılma yolu diye. Şuraya farklı deneyeceğim. O 3 tane istemiyorum. 2 tane de istemiyorum. Tamam, birini iptal. Bu şekilde. İstediğim form bu. Burada şöyle arkaya doğru bir bina olsun. Şu köşede bir tane yüksek gökdelen istiyorum. Ofis binası.
Bu da değil. Tamam, bir tane iptal edeceğiz gene. Abi bu... Aaa, Kuzey Amerika binaları ofisi geride bırakıyor lan. Vay canına, çok iyi. Abi çok güzel bak. Gökte şey, dikilen kulelerin uzunluğundan anlayabiliyorsunuz ne kadar büyük bina inşa ettiklerini. Burası şöyle. Ya yok. Şunu da yık. Yık abi gene. Abi. Tek bir tane, bir parça bina çıkar ya. Neyse, bu da böyle olsun bakalım. Galiba bu iki parçalı tek blok bina oluşturacak burada. Emin değilim ama göreceğiz. Şöyle olsaydı daha iyi olurdu bizim için. Neyse abi, binaların yükseklikleri farklı olsun. En azından güzel durur ya inşallah. Burada küçük bir ofis binası istiyorum şöyle. Aynen böyle, süper. Ofislerle binaları iç içe yapayım ki arkadaşlar. Güzel dursun ya. Bura böyle dursun. Ellemeyeyim hiç. Bura bak, bura da çok yüksek oluşturdu. Okey. Şöyle iki tane küçük. Aynen bu şekilde, süper. Yükseklerine bakarak inşa ediyorum artık. Sonuçtaki o son görüntüyü merak ettiğim için. Bura böyle kalsın. Evet, 2x'e getirdim. Bir yandan binalar yükselsin. Ofis ihtiyacını neredeyse karşıladık ama bunlar doymayacaktır abi. O yüzden yine ara ara ofisler oluşturmaya devam edeyim. Yine şöyle çok büyük değil de bir tane daha küçük olsun. Ben bunları bir oluşturayım, geleyim bakalım neler çıkacak. Arkadaşlar yine karşımızda bir tane daha hortum var. Ne kadar çok hortum çıktı bugün bilmiyorum ama 75 bin nüfusu geride bırakırken artık gördüğünüz üzere bazı problemler baş göstermeye başladı. Örneğin çöp problemi. Nüfus 75 bine geldikten sonra şehrin bu bölgesi iyileşiyor. Lakin şuradaki gibi arkadaşlar bakın, burada bazı problemler var. Niye bunlar? Abi şunlar genellikle suç. Bakayım bir. Bir dakika, yaya erişimi nasıl olmaz ya? Çok ilginç ya. Vardı bunların yaya erişimi. Yıkalım, bir daha oluştursunlar ya. Bug'a mı girdi acaba? Bunları bir yıksınlar bakalım. Vardı normalde de. Ben bunu suç bildirimi sanıyordum ya. İlginç. Şimdi bunlar ne istiyorlar hocam? Öncelikle bunlara bir bakalım. Yüksek vasıflı iş gücü eksiği yaşıyoruz diyor. Yeni gelen vatandaşlar için biz eğitim yaptık mı? İlkokul yaptık ama gene de yetersiz görünüyor. O yüzden buraya dur. Önceki yaptığım ilkokul nerede? Burada değil mi? 1500'de 1500 kapasitemiz var. Aynı ilkokuldan bir tane de şu bölgeye yapayım ben. Şuraya. Ama bunu biraz içeriye doğru yapalım. Yani bu ana yol üzerinde kalmasın bu. Biraz farklılık olsun bu bölgede. Şöyle 3 şeritli bir yolu alayım. Hatta tek yön 3 şeritli yolu alayım. Buradan buraya doğru yolu vereyim abi. Şöyle. Tamam mı? Şuraya okulu inşa edeceğim, buraya otopark inşa edeceğim. Bunu nasıl yapacağım? Hemen yapıyorum. Çünkü otopark hiç yapmadık. Bekle. Yollar, otoparklar, otoparklar. Abi buradan insan gelsin, buradan devam etsin istiyorum. Dar olmuş biraz. Tekrar yapalım. Yani hangi yola göre düz yapsam her yere yeri bilmiyorum. O yüzden şöyle rastgele alacağım valla. Şöyle iyidir inşallah. Sığar. Biraz iş, hoşuma giden tarzda oluşmadı. Biraz şöyle alayım. Heh. Tamam, şimdi okul buraya sığar gibi görünüyor. Otopark. Oğlum bu sefer de çok uzatmışız ya. Niye böyle oldu? Niye arayı tutturamadık? Şöyle gel bakalım. Tamam, sıfırladım. Hadi bakalım, otoparkı inşa edebilirsin umarım. Abi şöyle bir arada iki boşluk. Bir arada iki boşluk. Bir. İki boşluk. Bir. Şununla şunun arası aynı olsun. Yıkma, yıkma, dur, yıkma. Taşı bunu. Şöyle. Sadece ortası geniş olsun. Abi tek yön. Tek yön olmasının sebebi de aha buradaki parklar. Yani bu parktan dolayı burayı böyle yaptım. Bir de
Kavşağı. Kavşağı büyütemiyorum. Burada büyütebiliyorum da şurada büyütemiyorum. Küçükle küçük oluyor. İki tarafa da küçük gelişmiş kavşak atayım. Bir de otobüs durağımız var ya burada. Otobüs durağını taşısam, şöyle az geriye çeksem. Tamam. Abi güzel oldu ya. Sadece şu yol buranın trafiğini kaldırır mı onu bilmiyorum yani. Kaldırırsa güzel olur arkadaşlar. Kaldırmasa da yapacak bir şey yok. Abi şunları 20-25 euro yapalım. Şu baştakini, dur baştakini 30 euro yapalım. Şunu 25 euro yapalım. Şunu 20 euro yapalım. Şunu tekrardan 30 euro yapalım. Yani en son ve en baş biraz zor da olsun ama onun yerine şunları daha sık tercih etsinler. Amacım bu aslında. Bunu istiyorum. Bu çizgiler niye böyle görünüyor ya? Sanki böyle görünmüyordu önce. Ben şu an nereden inşa ettiğimi göremem ki. Bak şunun yanından inşa edeceğim. Şöyle geriye doğru. Tramvay falan görünüyor alttan. Görünmesin birader ya. Bunu da şöyle park edelim arkadaşlar. Arka park edemiyorum. Çizgimizi çekelim. Bu olmaz. Şöyle olur. Tamam. Buradan şuna gerek var mı? Oluşturalım genelde ya. Gerek yok ama oluşsun. Bu da böyle. Bunu buradan şuraya al. Buradan da buraya al. Evet, güzel. Şimdi geriye kalan bölgeye bol bol ağaç çekeceğim. Bu ağaçlar da seneye büyür. Ama büyüyene kadar seri devam eder mi bilmiyorum. Büyüdükten sonra bunlar da güzel olur. Şöyle bol bol ağacımızı ekelim. Biraz da huş ağacı ekelim. Huşları seviyorum ya. Gölgesi çok büyük, çok geniş. Böyle boş kalmasın buralar. Zaten aslında daha önce de eksem olurdu da çok da ekesim yoktu. Ama büyüdükten sonra ağaçlar güzel görünmeye başlıyor. Şimdi diğer tarafa da bakalım mesela. Bak göreceksiniz güzelliğini. Bir senede falan büyüyor abi. Bir sene dediğime de bakmayın. Neredeyse bir senenin geçmesi bayağı sürüyor arkadaşlar ya. Bir 12 saat falan sürüyor yani gerçek zamanla. 12 saat oynamanız gerekiyor. Ben şu an Steam'de 30 saat oynamışım. 3. kışımı gördün mü? Ha, 3. kışı bitirdik. 4.'e gidiyoruz. Şöyle güzelce bölgeyi ağaçlandıralım. Tamam. Güzel oldu abi burası. Bir de okul koyacağız. Trafiğe trafik katacak ama okul ihtiyacımız da var. Şöyle şuraya doğru koyalım. Hemen yükseltilmiş ekstra binasını. Bir adet parkı. Çocukların sağlığı için çocuk kliniğini. Hepsini koydum abi. Dekorasyon yapmayacağım burada şimdilik. Çünkü zaten diğer bölgelerle ilgili dekorasyon çalışmamız oldu. Burası evet, trafik açısından tahmin ettiğimiz üzere kilitlendi abi. Burada bir kavşak şart aslında da. Ya amacım bak sağ dönüş var ya, ikinci şeritten de sağ dönüşü verirsem bura rahatlar. Burası rahat, gerçekten rahatlar. İkinci şeritten de sağ dönüşü nasıl verebilirim ona bir bakayım. Bak şimdi sağ dönüş sola dönüş yasaklama var. Sağ dönüş sola dönüşü ilave etme var mı? O yok işte. Oy bu trafik ne lan? İnsan trafiğinden bahsediyorum. Baksanıza. Çok ciddi bir insan trafiği var burada. Bildiğim megapol olmuş burası ya. E bura ne? Ha bunlar kırmızı ışıktan geçen insanlar. Uy, aman yarabbi. Akın akın gidiyorlar. Burası nasıl oldu? Yeni gökdelen bölgemiz eskisini tokatlar bu arada. Bak bura böyleydi. Bura böyle oldu. Lan biz hiç market inşa etmedik lan. Unuttum lan. Müşteri potansiyeline baksana. İçerideki marketler var ya. Mutluluktan ölüyordur ölüyordur. O kadar çok insan var ki içeride. Şimdi... şöyle yapalım. Bunun dibine gürültü kirliliği az olan. Tamam. Bir tanesini tek parça oluştursun. Hadi lan. Şu dip bölgelere değerli arkadaşlar. Alışveriş alanları elimden geldiği kadar destekleyeyim de. En azından bir tek insanların ihtiyacını gidersin. Şuraya bir yüksek yoğunluklu. Yine buraya yüksek yoğunluklu. Şöyle. Buraya yüksek yoğunluklu. Hatta şunu komple çevir. Bunu da çevir. Bunu sil. Tamam böyle tek tip bina oluştursun. Alışveriş merkezlerimiz devam etsin. Burada da olsun. Yine burada da olsun. Şurada da olsun. Şurada da olsun. Ya bir mahalle yapmayı çalıştım. Dış bölgeye de komple, hatta şuraya da şöyle ufak, çok büyük değil, etrafa ses yaymasını istiyorum. Ufak tefek alışveriş merkezleri atacağım. Buraya da ufak yine şöyle adı parçacına küçük böyle minicik bir mağaza tarzı. Şurada şöyle olsa... Burada olmaz herhalde. Buraya almazlar gibi. Başka boş kalan yerlerimiz var mı? Şurada var da. Aa ofislerin içi. Ofislerin içi olur. Hem müşteri potansiyeli var. Burada ne var? Burada yok. Buralar olmaz. Böyle bakıyorum. Abi şuraya da inşa edebilirim ya değerli arkadaşlar. Şöyle. Buraya kadar yine buradan böyle. Buralarda da bulunsun ya.
Şurada da bir tane bulunsun. Şunları aslında kafe tarzı oluştursalar çok iyi olur ya. Şöyle birkaç tane de böyle oluşturalım. Abi güzel oldu yani. Şehrin büyümesinden ben memnunum. Burada biraz çok çok büyük bina olmuş ya. Yani araları ben havalandırdım ama bu kadar yüksek dip dibe istemiyordum aslında. Yani şu görüntüden burada da oluştu. Bunu istemiyordum. Daha gökdelen yapmam. Yavaş yavaş binaları küçültürüm sürekli olarak. Bir de otopark ciddi bir problem. Her tarafta araç var görüyorsunuz. Kapalı otoparklarla falan buraları bir geliştirmemiz lazım sürekli. Şurası bir tık şöyle bir gelişsin. Etrafını biz kapatırız bir şekilde. Bu buraya sığmıyor. Bir tane şurada bulunsun şöyle. Sonra bir tane şöyle tam ortalık koymaya çalışayım. Işıklara, kavşaklara denk getirmemeye çalışıyorum. Bir tane burada bulunsun. Çok gerekiyor arkadaşlar otopark ya. Öyle bir iki taneyle kurtarmıyor. Bunlar binalar çıkınca gizlenecek ama şimdi böyle kalsın bakalım. Trafik bu sorun da var. Evet, şehre de bir bakalım. Abi sağ tarafta sanayi bölgemiz. Sanayi bölgemiz hoşuma gitmiyor ya. Çok düz olmuş. Sol taraf ona göre daha güzel. Ortada böyle bir uzaktan bakınca hava limanını andırıyor ama yaklaşınca burası da güzel görünüyor. Gökyüzünden bakınca birazcık kötü görünüyor da. Valla güzel oldu arkadaşlar ya. Ne dersiniz? Yorumlarınızı bir yapın bakalım ya. Ben beğendim ya. Böyle bakıyorum da. Özellikle bak buradaki büyüyen ağaçlar falan var ya. Efsane olmuş, efsane bak buraları. Gördünüz mü? Bunları diktiğimizde. Aa şunlar minicikti. Bir de şimdi bak o kadar büyümüş ki. 2-3 yıl geçti ya. Abi burada çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Bu binalar işte. Şu dümdüz olması. Yani robotumsu bir görüntü oluşturuyor dümdüz olması ya. Buralar güzel. Şurada bir yangınımız var. Ona müdahale edeceğiz birazdan. Buralar güzel. Şurada bir okulumuz var. Yine okulda diktiğimiz ağaçlar şenlik oluşturmuş. Buraları bir sonraki bölüm daha fazla ağaçlandıracağım. Bak buradaki ağaçlandırmalar yine çok tatlı. Şurayı görüyor musunuz? Bunu öylesine dikmiştik. Burası boş kalmıştı. Küçükler büyümüyor ama bu ağaç olarak dikilenler büyüyor. Çiçekler kalıyor sadece. Yine burası çok tatlı. Ağaçlandırdığımız bölge çok güzel. Otoparklarımız güzel kullanılıyor. Şöyle bakıyorum, gökdelenlerimiz, tarım alanlarını biraz daha büyük yerlere kurmamız lazım. Etrafına böyle bir gelişmiş şehirler yapmamamız lazım arkadaşlar. Burası çok iyi, bak buralar çok iyi. Şuralarda artık şöyle, şurada gördüğünüz tarzda ufak tefek binalar yapabiliriz. Oğlum ben geçen buna havuz dedim, benle dalga geçtiniz. Müstakil evin havuzlu hali mi olur oğlum ya? Fakir evi mi yani bu şimdi? Baksanıza. Böyle fakir evim olur birader. Bunlar bildiğin zengin evi ya hocam ya. Bak abi hepsi zengin evi hem de baksana. Adamın evinde kaydırak merkezi var. Park var. Park adamın evinde park var anasını satayım. Şuna bir bak ya. İlginç ya. Deli. Buralar nasıl? Buralar iyi. Aa şurada şunu da deneyelim ya. Ya denemeyelim. Ben şehri şöyle bir izlemeye devam edeceğim. Buralar güzeldi. Çok yeni tıkış tıkış olmadı ama son yaptığım bölge biraz tıkış tıkış oldu. Orijinal sezonda böyle olduğu zaman yıkıp yeniden yapmakta hiç tereddüt etmeyeceğim arkadaşlar. Aşağı doğru bir rampamız var. Sağ tarafta bir Luna Park'ımız var. İnsanları çekmeye başladık. Böyle adaya giden yolumuz var vesaire. Buralar da fena değil. Şöyle bakınca buralar da güzel. Belli tabii hatalar olmuş. Mesela buralar böyle aslında bu da gerçekçilik katıyor. Yani uzaktan iyi değil ama yakına gidince seviyorsun abi görüntüyü. Mesela şurası bana GTA San Andreas'ta böyle aşağı giden düz tepeler var ya oraları anımsatıyor yani. Gerçekten ben böyle hoşuma gidiyor böyle yapılar. Bir de bu bak sol taraf Avrupa evleri çatılı olanlar. Sağ taraf Kuzey Amerika evleri. Yani arasındaki benim görebildiğim tek fark iki bölgenin arasında. Biri çatılı ki Avrupa biraz soğuk. Amerika tarafı da biraz şey aslında Amerika tarafı da soğuk ama burada da çatı sistemi daha çok kullanılmış. Avrupa'da kar çok yağdığı için mi acaba? Bilmiyorum yani arkadaşlar. Çok bir fark yok açıkçası arada. Ben göremedim en azından kendi adıma söyleyeyim. Cıvıl cıvıl insan topluluğumuz var. Otoparklarımız muhtemelen full çekiyor ya da full yakın çekiyor şöyle. Otoparkımız da burada. İnsanlar içeriye gidip geliyor. Hatta bizim sezon 1'de inşa ettiğimiz en son bir otopark vardı. Aynı bunun gibi kullanılıyordu şeyde. Bir tane haritamız vardı bizim. Tropikal harita. Aynı oradaki şeylere benzettim ben bunları. Ana cadde üzeri yoğun. Alt tarafı dükkan olan alışveriş merkezleri. Şurada bir yangın merdiveni.
Gerçekten yabancı filmlerde gördüğümüz yangın merdiveni burada da var. Böyle. Polis kovalama sahnelerinde hep fix vardır zaten. Hiç şaşmaz ve sekmez arkadaşlar. Caddelerimiz biraz rahatlamış. Oyunu biraz hızlandırmıştım. İnşaat dolayısıyla buralarda bir trafik tıkanıklığı vardı. Belki düzelir diye. Düzelmiş mi bakalım. Yani genelde yollarımız boş görünüyor. Son inşa ettiğimiz yerler. Buralar full zaten şey. Bak. Ne yazıyor burada? Kemikal. Kemikal nedense bana böyle bir kimyasal bir şeymiş gibi his barındırıyor. Skandik Baron. Bu da dille ilgili şeylere benziyor. Burada hatta bunun şeyi de var. Tabelası da var bak. Terpin. Güzel. Buralar da iyi. Şurada neyi var? Yine kemikal. Kemikal or. Burası da aynı. Kemikal üzerine. Kemikali çok istemiyorum ben şehirde de. Her tarafta bunu yapıyorlar. Bunu inşa ediyorlar. Burada ne var abi? Capper. Sanki bu bir bilgisayar yazılım üzerine. Tarım da olabilir. Marka isimleri galiba. Burada iki tane şey var. Dukitoi ve yanında da bu az öncekinden var. Baron'dan. Flowers, Flores. Bu da yine tarım üzerine galiba. Burada gelen yollarımız var. Bu arada yolların yoğunluğu nasıl? Hocam açılmış yollar ya. Bak açılmış. Abi ilk yerleştikten sonra oyunu bir süre oynatmanız lazım. Yoksa böyle sıkıntılar olabiliyor. Böyle bir bakayım. Evet güzel. Şehrin detaylarını da izlemeye çalıştım. Ben bir saat oynadım ama ne kadar izlersiniz bilmiyorum. 20 dakikasını falan hızlandırsam herhalde 40 dakikalık bir bölüm olur değerli arkadaşlar. Detaylar önemliydi. Yaptığımız şeyleri detaylı görmemiz gerekiyordu. Umarım hoşunuza giden eğlenceli bir bölüm olmuştur. Metro'yu bu bölümde deneyimlemiş olduk. Bir sonraki bölümde yani bir sonraki bölümlerde havalimanı var. Gemilere bir bakalım. Gemiler geliyor mu hiç? Bir tane gemi görmek istiyorum yolcu gemisi de yakalayamadım sürekli diğer tarafta çalıştığımızdan. Neyse göreceğiz illaki. Havalimanı deneyimleyeceğiz. Petrol ve rafineri deneyimleyeceğiz. Petrol üreteceğiz. Petrolden rafineri üreteceğiz arkadaşlar. Onu deneyimleyeceğiz. Onun haricinde birkaç tane daha özel anıtı bu yeni inşa ettiğimiz bölgeye inşa eder ve sezonun sonuna geliriz. Beğenen takip eden herkese çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. 80 bin nüfustayız. 3 milyon aylık net kazancımız var. 55 milyon lira paramız var. Parayı bir türlü bitiremiyorum. Geçen bölüm vergileri düşürmüştüm. %10'a düşürmüştüm iki tanesini. Hala kazanamıyorum. Çok fazla buğday açığım var. Odun açığım var. Ya her şeyde açığım var. Kendine yeten bir şehir değiliz. Ufakta bir üretimler var ama şehri geliştirmemiz gerekiyor. Bir gemi geliyor galiba. Evet. Yolcu gemimiz de geldi. Gitmeden önce gelmesi iyi oldu. 116 yolcuyla. Güzel bir yolcu gemisi de gelmiş oldu. Allah'a emanet gidiyor yemin ediyorum. Kaptan! Kaptan ciğerimizi söktün kaptan. Yolcudan indiğini buradan göremiyoruz. Muhtemelen şuradan görebiliyoruz. Evet değerli arkadaşlar. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostçakalın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık diyor. Bölümü burada bitiriyorum. Böyle. Şehrimizin son hali de burasıydı. Bu şekildeydi. Büyük, kocaman, karma karışık bir şehir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.